Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teyit Geometri Soru Bankası kitabında noktanın altı konusundaki test çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası şöyle bakıyoruz. 188 ve 189'u çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Analitik düzlemde A, A 2, artı 3 noktasının x ekseni uzaklığı neydi? Y'sinin mutlak değeriydi. Mutlak değer A artı 3 eşitmiş y eksenine olan uzaklığının uzaklıkta mutlak değeri almayı unutmuyoruz. O da absin mutlak değeri. A eksi ikisinin mutlak değerinin iki katı olduğuna göre diyor. Tamam. A ne değerler toplamı nedir diye soruluyor. Kritik nokta bir A eksi 3 yapıyor bir de A 2 yapıyor. Kritik noktalara göre inceleyelim. O zaman eksi 3 ya A eksi 3'ten küçükkenki durumuna bakalım. Sonra A eksi 3 ile 2 arasındaki durumuna bakalım. Sonra A'nın 2'den büyük durumuna bakalım. Şimdi a eksi 3'ten küçükse, hocam bu da negatif, bu da negatif oluyor. O zaman eksiyle çarpılmış olacaktır. Yani burası ne oluyor? Eksi a eksi 3 yapıyor, eşittir. Ee, bu da negatif olacak, eksiyle çarpılmışı yani eksi 2a artı 4 yapar. Buradan a'yı kaç buluruz? 7 buluruz. Evet, a'yı 7 bulduk buradan. Sonra buna bakalım. Eksi 3'ten büyükse, bu pozitif yapar, bu da negatif yapar. O yüzden burası pozitif olduğu için aynen çıkacak, a artı 3 diye çıkar. E eşittir 2 çarpı bu negatif çıkacak o zaman eksi 2a artı 4 yapar eksiyle çarpmış olacak o zaman burası 3a da buradan 1'e eşit oldu a'yı da buradan kaç buluruz 1 bölü 3 olarak buluruz a büyük 2 ise bu da pozitif bu da, bu da, pozitif değil mi evet yani a artı 3 eşittir 2a eksi 4 yapar x de aynen pozitif çıkacaktır buradan da 7 eşittir buluruz evet buradan da çözüm kümesinde a 7 geldi gerçi burada 2 tane 7'yi mi alacağız hayır bir tane 7'yi alacağız o zaman A'nın değerler 1 7'dir. Bir de nedir? 1 bölü 3'tür. Topladığımız da kaç yapar? 22 bölü 3 yapar. Yani cevap balık kesir çıktı. Birinci soruda geldik 2'ye. Analitik düzende A ve B noktaları verilmiş. 2 nokta arasındaki uzaklık 5'ten küçükmüş. O zaman 2 nokta arasındaki uzaklığa bakalım. X'ler farkı 3 ya da eksi 3. Eksi 3'ün karesi artı Y'ler farkı da şu X'i çıkarttığım zaman P eksi 2 eksi eksi 1. Yani P eksi 2 artı 1 yapar. O da P eksi 1'in karesi yaptı. Kare içerisinde bu neymiş arkadaşım? 5'ten küçükmüş. Her iki tarafı karesini alsam. 9 artı P eksi 1'in karesi küçüktür 25 yapar. Buradan da P eksi 1'in karesi küçüktür 16 yaptı. Bu ne demek? P eksi 1 kaçla kaç arasında? 4 ile eksi 4 arasında demek. O zaman 3 küçüktür P o da küçüktür 5 mi yaptı? Evet. Pardon eksi 3 olacak burası. Bu değerler kaç yapıyor? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 yapıyor. Şunların toplamı 0 yaptı zaten. 4, 3 daha kaç yapar? 7 yapar. Yani ikinci soru Akçay oldu. Geldik 3. soruya. Şekilde 3 tane eş kareden oluşan değişen dik koordinat düzlemi de veriliyor. Şimdi EC ile CF birbirine eşit verilmiş. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Sonra burası K iken burası da 3K verilmiş. Yani burası K iken burası da 3K verilmiş. Eş kareler yalnız bunlar. Dikkat edelim. P noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi eş kareler ya bunlar. İki nokta arasındaki uzaklığa bakalım. X'ler farkı kare içinde sıfırın karesi artı Y'ler farkı 4'ün karesi. Yani 4 mü çıkar arkadaşlar? Evet burası 4. Hocam o zaman burası 2 birim 2 birim olacak. O zaman burası da 1'e 3 oran var ya. 4K eşittir 4'ten. K'yı 1 buluruz. K 1 ise burası 1 yapar. Burası da 3 yapar. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşım? P noktasının koordinatına ulaşacağız. P'ye ulaşmak için arkadaşlar. Buradan şöyle karenin bir kenarı 4 ya. Hocam kaç birim sağa gideceğim ama bakacağım. 1, 2, 3 tane 4 sağa gideceğim. Yani apsine kaç ekleyeceğim o zaman? 1, 2, 3 tane 4. 12 ekleyeceğim. O zaman 2 artı 12 yapıyor. 2 artı 12'ye. Şimdi P'ye giderken de ne kadar yukarı çıkacağımı bakacağım. Şu, şu. Ötelenmişi şeklinde değil mi? Evet. Yani burası kaç birim? 4 birimdi. Burası 2 birim. E, bunun tamamı 4 birimdi. Biri buradaysa burası 3 birim yapar. Kaç birim yukarı çıkıyorum o zaman? 5 birim yukarı çıkıyorum. Ordinatına da kaç ekleyeceğim buradaki noktanın? Başlangıcı burası seçtiysem. 5 ekleyeceğim. Yani 1 artı 5 yapar. 14'e 6 mi yaptı buradaki nokta? E, tamamıyla bir öteleme sorusu. P noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. 14 artı 6 isteniliyor. Güzel bir soru. Cevap böylelikle 20 yaptı. Yani 3. soru denizli oldu. Geldik 4'e. Aşağıda analitik düzlemde bir dikdörtgen verilmiş ve şurada bir oran verilmiş. Burası K iken burası 3K verilmiş. AE uzunluğu K, burası da 3K verilmiş. Kağıt D boyunca katlanıyor. Katlandığında böyle olmuş. Katlamada eski haline geri açıyorduk. O eski halini şöyle bir geri açalım kardeşim. Açtık bakalım şöyle. Şimdi burası da ne verilmişti? K verilmişti. Burası da 3K verilmişti. DE uzunluğu. Burası da 3 kök verilmiş. Hmm. Katlamada üst üste binen kenarlar eşitti. Üst üste binen açılar da birbirine eşitti. Bak güzel bir şey geliyor. Hocam şuradaki açılar birbirine eşit olacak ya. E o zaman 90'ı böldüğü için 45-45 yaptı burası. Değil mi? Evet 90 vermiş burası. 90'ı böldüğü için 45-45 yaptı. Aa, burası Dikkat et 90 burası 90 değil mi? Dikdörtgenden dolayı 90 90 90 sa burası da 90 yaptı yani burası da 90 yaptı. E burada 45 45 90 üçgen çıktı. Yani burası 3 birim burası da 3 birim oldu. Kısa kenar şuradaki dikdörtgenden dolayı da 3 yani burası da 3 burası da 3 oldu mu? Oldu. Sonra 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 neler verilmiş? Y ekseni yani B üstü noktasının Y ekseni olan uzaklığı verilmiş arkadaşlar. Y ekseni olan uzaklığı burası değil midir? Evet. Y ekseni olan uzaklığı kaç birim? 3 birim olarak verilmiş. E o zaman burası da 3 ise 3 3 daha 6. Yani toplamda burası kaç yaptı o zaman 6. 3 K 6 ise K'yı buradan 2 buluruz. B noktası isteniliyor bizden. O zaman B noktasını bulmuş oluyoruz kardeşim. Niye? Şuradaki nokta 3 birim sağda. Kaç birim? 8 birim yukarıda. 3'e 8 noktası yapar mı? Yapar. İşte bizden de bu isteniliyor. Yani cevap balık esir yapar. Geldik 5'e. Yukarıda böyle bir şey verilmiş. Ali Bey uzunluğu K iken BC uzunluğu 2K verilmiş. BC. Evet Ali Bey uzunluğu. Burası K iken BC 2K verilmiş. Şimdi analitik düzlemde bir nokta verilmiş ya da isteniliyorsa eksenlere olan uzaklıkları bizim için önemliydi. Şu eksenlere olan uzaklıklarını şöyle gösteriyorum. Hocam 6 ise apsi 6 ordinat 9 yani burası da 9 birim yaptı. Evet. E şimdi şurada burası 90 burası 90 bir benzerlik yok mu arkadaşım var. Şunlar paralel. 1'e 2 oran var 1'e 2 oran var. Hmm. O zaman 1'e 2 orandan dolayı burası kaç yapar? 3 yapar. Sonra şurası 9. Ya istersen şurası şeyden de bulabilirsin tabi. Kelebek benzerliğinden de bulabilirsin. Şurası 9 ya. Şuradaki kelebekten dolayı 1'e 2'den dolayı burası A iken buraya 2A diyebilirsin. Ya da temel oranttan dolayı hocam 1 bölü 3'ten dolayı A'yı da böyle bulabilirsin. Ama kelebek daha kolayıma geldi. 3A eşittir. 9 ise A'yı buradan kaç bulurum? 3 bulurum. A dediğimiz olay 3. Hocam burası da 3. 2A dediğimiz 6 yapar. O zaman buradaki uzunlukta 3 yapar. Bizden CD uzunluğu isteniyor. Şuradaki uzunluk isteniyor. E o zaman burada Pisagor yakışır. 6 ya burası da 6 değil mi? 3 6 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı cevabı 3 kök 5 diye bulurum. Yani şuradaki sarı üçgende pisagor bağıntısı yapıyorum. Bir kenar 3 diğer kenar 6 olduğundan cevap 3 kök 5 çıkar. Evet 5. soru denizli oldu geldik 6'ya. Şimdi bir bilgi verilmiş. İki nokta arasındaki uzaklık bu formülle bulunur demiş. Tamam. Dik koordinat sisteminde 4'e eksi 2 noktasında bulunan bir hareketlerin t saniye sonra bulundu. Bak t saniye sonra şöyle bir durum oluyormuş. Bu hareket ikinci saniyede T22 yaz bakayım. 2 yazdığımızda 4 artı 4 yapıyor burası. Yani 4 artı 4 8'e. 2 yazdığımızda eksi 2 artı 2 kaç yapıyor o zaman? 0 yapıyor. Bu yaptı. Bir de dördüncü saniyedeki. 4 yazsam 4 kere 2 8 artı 4 12'ye. 4 yazsam eksi 2 artı 4 de kaç yapıyor o zaman? Eksi 2 artı 4 de artı 2 yapıyor. İşte bu saniyeler. Bu A noktasıymış. Bu da B noktasıymış. A B arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. O zaman iki nokta arasındaki uzaklık kare içinde x'ler farkı 4'ün karesi artı y'ler farkı 0 eksi 2 2'nin karesi yani kaç yapıyor o zaman 16 artı 4'ten kök 20 yapar. Kök 20 dediğimizde nedir? 2 kök 5'tir. 6 bu soru böylelikle akçay çıktı. Geldik 7'ye. Şöyle o eşitler verilmiş arkadaşlar. Şunlar da birbirine eşit verilmiş. A noktası verilmiş 2'ye 1. C noktası verilmiş 4'e 3. Sonra L noktası verilmiş 13'e 0. Bizden ne isteniyor? K noktası isteniyor. Tamam buluruz burayı. Öncelikle ben burayı bulabilirim. Şurası 2K burası da K değil mi? Evet. Bak hop şuradan şuraya. 2K'da kaç yükselmiş arkadaşım? 2K'da 2'den 4'e 2 yükselmiş. K'da o zaman kaç yükselecek? 1. Bu yönlü 1 yükselecek. O zaman K'da 1 yükselecek. 4'ten buraya K bir ötede ne var? O zaman 5 olmaz zorunda burası. Sonra 1'den 3'e kaç yükselmiş yine? 2 yükselmiş. E 2 yükselmişse yine K'da 1 yükselir, değil mi? 1'den 3'e 2 yükselmiş. O zaman 1 yükselecek. O zaman burası da 4 yaptı. Şimdi buraya A, A A A A A A diyelim. Şuraya bak bakalım. Şuradan şuraya 5'ten 13'e kaç? 4A'da. 4A'da 8 yükselmiş. O zaman A'da kaç yükselir? 2 yükselir. E burada 1 2 3 tane A var K'ya ulaşmak için. 3A'da kaç yükselir? 6 yükselir. Bu tarafa giderken 5'e 6 yükselttiğin zaman kaç yapar? 11 yapar. 11'e 4'ten 0'a 4 azalmış. Arkadaş 4 azalmış burada. 4 A'da 4 azalmış. A'da 1 azalır. 3 A'da o zaman 3 azalır diyeceğiz. 4'ten de 3 azalttığın zaman burası da kaç yapar? 1 yapar. 11'e 1 noktası yaptı. K noktasının koordinatları toplamı 11 artı 1'den cevap 12 yapacaktır. Yani 7. soru denizli oldu. Geldik 8'e. ABC üçgenin köşe koordinatları şekil üzerinde verilmiştir. A noktasının orijinal olan uzaklığı kök 5. Burası kök 5. Arkadaş şurası 2 bilmiyor. Hop şunu şöyle çizince. Yani burada işte noktayı yazıp da iki nokta arasında uzaklık yapmana gerek yok. Zaten direkt dik üçgenden çıkıyor. Hocam burası kök 5 ise 2 var kök 5 var. 1 iki kök 5 üçgenden burası bir çıkar. A'nın apsini 1. Hatta hop şöyle geldiğimiz zaman bir birim solda. Eksi 1 noktası bulduk? Evet. B ile evet B noktası ile A noktasının ordinatı aynı olduğuna göre. Ordinatları aynı olduğuna göre alan ABC kaçtır diye soruluyor. Ordinatları aynıysa tamam. Ordinatları aynıysa arkadaşlar şöyle geldik. Şuradaki mesafe. Şu ordinat aynı bu ordinat aynı. O zaman burası dikdörtgen oluştu şurada değil mi? Ekstradan şöyle bir dikdörtgen oluştu. E o zaman burası eksi 3 ile 1 arası kaç yapıyor arkadaşım? Burası 2 birim yapar. Ben burada yüksekliği bulacağım. Bu üçgende taban burası ya bu tabana ait yükseklik. Şuradan çizilen şu. Hatta bunu uzattığınızda zaman şurası olmaz mı? Olur. E burası kaç birim? 4 birim. E burası da 4 birim. Bitti gitti. İşte benden bu üçgenin alanı isteniyor. Bu üçgenin alanı taban 2 iken yükseklik 4 yaptı buraya kadar kısmı. 2 çarpı 4 bölü 2 4 yapar. Alanı böylelikle 4 buluruz. Yani 8. soru Balıkesir oldu. Geldik 9'a. Aşağıda bir yerleşim yeri verilmiştir. Ahmet ile Emre buluşmak için birbirlerine doğru aynı hızla doğrusal, doğrusal hareket etmektedir. Evet şöyle. Ahmet şunu demiş. Emre ben Fener Caddesi'ne 3 birim. Doktorlar Caddesi'ne 3 birim uzaklıktayım. Evet şu 3'e 3. Bölge olarak düşün bunu. Analitik düzlem olarak düşün. Tavşak orijin kabul edilmektedir diye söylüyor. O zaman bunları böyle şey yapacağız. Analitik düzlem şunlar şunlar. O zaman ben burada ne diyeceğim arkadaşlar? 3'e 3 üç birim. Şöyle 3 birim ve 3, 3 birim. Cadde derken şuradaki uzunluk verilmiş mi? Dur bakayım. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Şuradaki cadde demiş ama buradaki cadde derken şu eksene olan uzaklık olarak alın. Tamam mı? 3 birim burada 3 birim burada. Ya yani Ahmet'in noktası ne yapıyor? Eksi 3'e 3 bir yapıyor? Eksi 3 mi yapıyor? Evet. Sonra Emre de diyor ki Ahmet ben Fener Caddesi'ne 7 birim Doktorlar Caddesi'ne bir birim uzaktayım. Şuraya bir birim buraya da 7 birim uzaklıkta. O zaman burası 7. Şurası da bir birim olduğu için 7'ye eksi bir noktası mı yaptı burası? Evet. Bu telefon görüşmesinden sonra Ahmet ile Emre'nin buluştukları noktanın kavşa olan uzaklığı kaç birimdir diye soruluyor bize. Hmm. Şimdi bunlar ne yapıyor? Eşit hızla mı gidiyor? Aynı hızda doğrusu hareket etmektedir. Buluşmak için birbirlerine doğru. Şimdi aynı hızda birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa bunlar o zaman burada aynı hızda hareket ediyorlarsa süre aynı geçeceği için bu atıyorum A birim gittiyse bu da A birim gitmek zorunda değil mi? Aynı hızda. Evet. Yani tam burası orta nokta mı yapar? Aynen öyle. E burası orta nokta o zaman. Toplamlarının yarısı. Eksi 3 artı 7. Kaç yapıyor arkadaşım? Eksi 3 ile 7'nin toplamı 4. Böl 2. 2. Eksi 3 eksi. Eksi 3 artı. Aa burası eksi 3 değil. Burası artı 3 yapacak. İkinci bölgede çünkü burası. Eksi 3 artı bir, eksi 1. Bir, 2 iki bölü 2'den 1 yapar burası da. İşte buradaki noktanın orijinal olan uzaklığı isteniyor. Arkadaş iki nokta arasındaki uzaklıktan yapabilirsin. Ya da şöyle geldiğinde burası 2 burası 1 ya. Pisagor bağıntısından burası da kaç yapar? Kök 5 yapar. Yani cevap böylelikle. Balıkesir yaptı. Ya da 2'ye 1 noktasıyla 0-0 noktası arasındaki uzaklıktan da sonuca ulaşabilirdin tabii ki. Evet. Kaçıncı soru bu? Aa son soru değil. 9. soruyu Balıkesir bulduk. Geldik. Balıkesir bulduk. Evet geldik 10. soruya. Aşağıda bir yerleşim yeri navigasyon görüntüsü verilmiştir. Şimdi burada noktalar verilmiş burada. Bu bölgedeki ABC analitik düzlemde şu şekilde verilmiş. A ile B konumlar arasındaki doğrusal gerçek uzunluk. A ile B arasındaki doğrusal gerçek uzunluk şurası arkadaşım. Normalde x'ler fark kaç burası? 6. Y'ler fark kaç? 8. 6, 8, 10. Normalde burası 10 birim. Ama 11'im 25 kilometreye denk geliyormuş. 11'im 25 kilometreye denk geliyormuş. Şimdi kağıt üzerinde harita üzerindeki bu analitik düzlemde böyle düşünecek olursak bu kağıt üzerinde bak kafadan yaptım. X'ler farkı 6. 2 eksi eksi 4 artı 6 yapıyor. Y'ler farkı 6 eksi eksi 2'den 6 artı 2 8. X'ler farkı 6. Y'ler farkı 8 ise 6 8 10 üçgeninden buraya 10 bulalım. 11'im ama gerçekte 25 kilometre. A ile C konumları arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Bu şurayı bulalım. X'ler farkına bak bakayım. X'ler farkı eksi 2 eksi 2'den eksi 4 yani 4. X'ler farkı 4. Y'ler farkı 3. 3, 4, 5 üçgen. Normalde burası da 5 birim değil mi? Evet. 10 birimde 25 kilometre ise 5 birimde gerçekten kaç kilometredir diye soruyoruz arkadaşlar. Eee işler dışlar doğru orantı yok mu burada? Var. O zaman ne diyeceğiz? Ya da ondan yarıya düşmüş bu da yarıya düşecek. X de böylelikle kaç buluruz? 12,5 olarak buluruz. İşler dışlar yaparak da şey yapabilirsin. Yani buradan 10 X eşittir. 25 çarpı 5'ten dolayı X'i de böylelikle buçuk olarak da yine bulabilirsin dostum. Tamam evet cevabımız böylelikle balık kesir çıktı 10. soruda. Test 2'yi de böylelikle bitirdik. O zaman bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.